Merhabalar, ben Recep Demir Kaynak. Diyanet Televizyon'dan hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün de sizlerle muhabbet etmeye devam ediyoruz. Konumuz çok ağır bugün efendim. Neden? Büyük bir konudan bahsedeceğiz çünkü. Hatta iki tane konumuz var bugün. Ne o? Savaş ve barış. Dünyada en çok kullanılan belki de iki kelime. Savaş ve barış. Kimse savaş istemez. Herkes savaştan çekinir. Savaş olmasın istiyoruz. Hatta slogandır bütün dünyada. Savaşlar dursun, savaşa hayır, barış istiyoruz. Evet, dünyanın en güzel isteğidir bu. Savaş olmasın, barış olsun. Ama yeri gelir mecbur kalırsak savaşıyoruz. Neden? Çünkü barışı bozuyorlar. Barış bozulmasın diye savaşılabiliyor. Hani meşhur söz var ya, eğer barış istiyorsan savaşa hazır olacaksın. Çünkü senin barışını bozmaya yeltenmesinler, çekinsinler senden. Kimse savaş istemez. Ama bazı savaşlar da vardır ki lazımdır. Ne o? İnsanın kendiyle savaş. Diyor ya, nefisle savaş. Evet, büyük savaş işte. Kendini terbiye etmek için her istediğini, her istediği yerde yapmaktan kendini alıkoyan, nefsiyle yaptığı bir mücadele var. İşte bu da savaş. Bu güzel bir savaş. Ömrümüz bu savaşla geçsin. Çünkü bu savaş pek bitmiyor. Tam bitti zannediyoruz, başka bir yerden bir şey çıkıyor. Kendimizi düzeltmek için, kendi nefsimizi bir hale yola koymak için ömür boyu savaşacağız. Ama insanlarla hep barış içinde olacağız. Barışı hep savunacağız. Barışı bozanlarla karşı karşıya geldiğimiz zaman mecburen savaşacağız. Çünkü bütün bir insanlığın selameti için bir grup insanla eğer savaşmak gerekirse barış için yapacak bir şey yok. Hakkımızı savunmak için, bayrağımızı savunmak için, vatanımızı savunmak için savaşacağız. Eğer bir taarruz olursa, bir saldırı olursa savaşacağız. Asker hep söyletirler ya, Türk asker doğar. Evet, bizde her insan asker doğar efendim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizdeki çocuklar büyüyene kadar, daha beşikten mezara kadar aynı terbiyeyle büyür. Ne o? Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi. Biz bununla yoğrulmuşuz. Onun için buralara müdahale edilmeye kalkıldığı an bizim hemen kırmızı ışıklar yanar. Savaşsa savaş. İşte o zaman sonuna kadar. Hani diyor ya, kanımızın son damlasına kadar. Bu milleti, bu vatanı, bu bayrağı savunmak için hiç canımızı falan ortaya koymaktan çekinmeyiz. Savaşırız. Ama biliriz ki savaş iyi bir şey değil. Mesela bir yere taarruz edip orayı ele geçirip savaşarak alalım demeyiz biz. Kimsenin ne ekmeğinde, ne aşında, ne toprağında gözümüz yoktur. Biz savaşı sevmeyiz aslında. Biz barış insanıyız. Dinimizin bile adı barış. O yüzden biz kardeşlik, paylaşmak, barış, bütün bu değerlerle yoğrulmuş bir milletin çocuklarıyız. Barış dünyanın en güzel şeyi. Hayatımızda da öyle. Küskünleri barıştırmak için elimizden geleni yaparız. Niye? Barış iyidir çünkü. Küs kalmak iyi değildir. Onları barıştırırız. Kendimizle barışmaya çalışırız. Hayatımızdaki önümüze çıkan engellerle barışık yaşamaya çalışırız. Yapacak bir şey yok. Hep oluyor. Kavga etmeye gerek yok. Buna tahammül ederek gideceğiz. Bazı şeyleri tolere edeceğiz. Bu da barış. Onun için bu iki kelime aslında hayatımızın olmazsa olmaz iki kelimesi. Savaş ve barış. Ama bunlardan ne anladığımız önemli. Savaş deyince illi bir yerlere gidelim. Allah 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 savaşalım demiyoruz. Savaş eğer mecbur kalırsak dünyanın en savaşçı milleti oluruz. Ama onun dışında dünyanın en barışçı milletiyiz. İnsana kıymet veren, insanı bu kadar seven başka bir millet bulamazsınız. Güzel bir ülkeyiz ve güzel bir milletiz. O yüzden bu iki kelimeyi hayatımız boyunca duyacağız ve karşımıza çıkacak. Ama sloganik şeylerle değil, barış istiyoruz, barış deyip oraya buraya saldıranları çözemiyoruz. Barış istiyoruz diyor, bina basıyorlar. Barış istiyoruz deyip yol kesiyorlar. Böyle barış istenmez. Barış savaşarak mı istenir? Barış anlaşarak, konuşarak, anlayarak istenir. O yüzden bunları yerli yerince kullanmak lazım. Savaşa hayır. Tamam savaşa. Tabii ki hayır. Kim savaş ister? Dünyanın en kötü şeyi. Fakat ülkene girmiş. Taarruz ediyor. Senin bayrağına, milletine, dinine dil uzatıyor. Artık orada savaş kaçılmaz. Orada diyemezsin. Savaşa hayır, barış yapalım. Olmuyor. Orada sonuna kadar savaş ama o yoksa eğer sonuna kadar barış efendim. Sonuna kadar sevgi, muhabbet. Bu iki kelimemizde karşılığı budur. Böyle olması gerekir. O yüzden dünyada savaş çığırtkanlığı yapanları hiç haz etmeden seviyoruz. Sevmiyoruz.
Allah hepimizi barıştan ayırmasın. Barış içinde güzel bir dünya olsun inşallah. Ama dünya böyle değil kardeşim diyendiğiniz, evet, dünyanın birçok yerinde savaş var. Allah hak edenin hakkını versin inşallah. Ki verir. Gitsin. Biz de buradan mazlumlara dua ediyoruz. Zalimlere de Allah ıslah etsin onları diyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yok efendim şu an. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.